GTA 5 Gerçek Hayat önceki bölümde yaşananlar. Sebahattin. Lan. Ablacığım. Ay, lan. Abi. Sebu? Lan sesime ne olmuş böyle? Lan Sebu. Oğlum sesin ben konuşuyorum. Gelmiş. Konuşuyorum. Konuşabiliyorum. Sebu. Oğlum vallahi konuşuyorlar. Oha. Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Gerçek Hayat'ı seviyorsanız şöyle aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Finale çok az kaldı. Finalde acaba neler olacak bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım. Ama büyük final. Sonrasında zaten mükemmel bir seri başlayacak. Finalden önce yeni serinin fragmanı gelecek. O zaman hadi daha fazla laf uzatmadan videoya geçelim. İşte o gün sonunda geldi arkadaşlar. Dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyunu Honor of Kings'in Türkiye için ön kayıtları açıldı. Ve oyun 21 Şubat'ta yani bu çarşamba çıkıyor. Ön kayıt yaptıranlar iPhone 15, PlayStation 5, Apple Watch 8 gibi hediyeler kazanma şansına sahip. Aşağıda verdiğim linkten ekranda da gördüğünüz gibi ön kayıtlarınızı kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yerinizi şimdiden ayırın, zaten ücretsiz. Bir MOBA oyunundan ne beklersiniz mesela? Akıcı bir oyun, pinglenmeden şöyle yüksek performanslı bir oyun oynamak değil mi? Türkiye özel sunucuları var. Tamamen bu sorunlar ortadan kalkıyor. Başka ne beklersiniz? Türkçe seslendirme olsa şöyle güzel olmaz mıydı? O da var. Tamamen Türkçe her şeyiyle. Adil rekabet, pay to win asla değil mesela. Herkes eşit şartlarda oynayabilecek. Lokal oyun içi eventler, kahramanlar, kostümler. Kısaca gerçekten yok yok. Oyunu öğrenmesi gerçekten çok kolay arkadaşlar. Her biri kendine özgün yeteneklere ve hikayelere sahip mitolojik efsanelere dayanan kahramanlar var. Ben Shouyei kahramanını seçtim mesela. Özellikleri tam benlik çünkü. Uzaktan tüm işi bitireceksin. Ayrıca ön kayıt yapan oyunculara oyun içinde de çok güzel hediyeler var. Oyunun sembolik kahramanlarından Ying, Ying'in kızıl püskül kostümü, 500 elmas, 2000 arkana parçası, 5000 oyun içi para ve sınırlı bir süre için tüm kahramanların ücretsiz deneme sürümü. Daha ne olsun ne olsun. Hemen linkten ön kaydınızı oluşturun ve sürpriz hediyeleri kaçırmayın. Sonra da oyun çıktığında birlikte oynayalım. Abi. Behm abi. Abi sen ne yapıyorsun burada? Ne oldu lan? Abi 45 oda gezdim ya seni bulmak için. Oğlum buraya girince anasını satayım. Direkt bayıldım şurada. Aşağı gitmeye üşendim ya. Hiç görmedim de valla deminden beri. Şey nerede? Bir şey yok. Yok. Elif abla yok. Elif abla mı yok? Buradadır ya. Arabasına bak gel. Valla evde bulamadıysam arabası varsa evdedir. Ya belki bir yere gitmiştir. Lan benim... Abi bu ne? Ya doktor yeter ya, anasını satayım. Ya gerizekalı arabanın... herif ya. Kim var orada? Lan doktor iyi misin? Kimsin? Arabada mısın? Hangisinde? Allah Allah. Ya bir yardım etsiniz. Ben burada kaldım. Ben lan benim Fehmi lan. Fehmi aşağı doğru bak bakayım göremiyorum seni. Ya bir dakika. Ya sakın araba düşecek. Bak araba dur. Kaldı burada ya. Ya Allah seni. Nasıl becerdin? Nasıl becerdin? Ben birazcık alkol aldım dün gece. Buradan giriyordum. Allah. Bir tane adam bana şey dedi, giremezsin. Sen geceden beri burada mısın? He, düşecek diye başına duruyorum ya. Bir şey diyeceğim, bu çok sıkıntı. Ne yapacağız ya, abi biz? Bunu şöyle, ne yapacağız harbiden bak, ya? Bak şöyle yapalım bak. Bekle. Hayır yap. Dur yapma bir şey. Bak, dur yapma. Aslında biraz. Tamam dur. Aşağı uçarsın. Dur. Tamam siz arabanın arkasına geçin bak, düzelteceğim bak. Geç bir şey diyeceğim. Eğer benim arabayı yaptıramayacağını düşünüyorsan bence atla gitsin. Kendinize çok iyi bakın. La dur. Hayır. Allah! Gerizekalı. İşte gidiyorum çeşmesi yahı. Abi bu öldü. Ya. Bu ölmüştür herhalde büyük ihtimal. Gerizekalı. Bir şey diyeceğim, siktir et, kurtulduk. Lan indi arabadan. Allah yine ölmüyor ya. Da bir şey de olmuyor. Gel şuna bakak ya. Lan oğlum. Bu adamı neyle lan, besliyorlar doktor. Ya. İyi. Araba bir şey değil mi? Sander oldu. Allah Allah. Oğlum daha nereye gidiyorsun? 5 gün oldu araba anasını. İyi misin sen? Ben iyiyim de arabanın şey ya, ana sağladı birazcık. En azından kapılar duruyor ya. Bak kapatayım mesela. Ellerini tamam, gördün mü sesi? Sesi sen duydun mu? Dur. Duydum. Harbi sesi alem mis gibi çalışıyor ya. Sen iyi misin? Şu eline suratına bir bakayım. Ben iyiyim de birazcık kaşım açıldı gibi. Onu ben dikerim herhalde. Olmadı. Arkadaşa şey yapar, halletir. Doktor kendi şimdi dikemez ama ha. Kendisi kişinin ne? Bir şey. Allah Allah. Bu arabayı nasıl aldıracağız buradan?
Şey gider ya bak mi? bak iyi bak çalışıyor. Karakolun çekicisi var. Tamam iyi bak. Geri gel bakayım bir geriye tak. Geriye tak. Gerecek geriye, geriye tak geriye. Bu geri mi? Sıkışmış herhalde ya. Tamam dur R'yi al bir. El freni, el freni pardon. R'yi al, R'yi al şunu. Bir şey diyeyim mi? Araba gitti. Gitmiyor mu lan? Bitti. Tamam tamam sen bırak arabayı bırak. Bırak Allah kahretsin bırak. Neyse üstte kalalım. Ya en azından Haydar, bir üstte çıkalım. Sen bir çekici mekici bir şey çağır da aldırsınlar şunu şuradan ya. Tamam tamam ben hemen çok hallediyorum. Çok çekicisin. Gel şuradan çıkak. Eyvallah. Sen şimdi söyle söyle benim arabayı nasıl yapacağız? Gel buraya gel. Neyse Haydar sen çağır ben beklerim araba başında. Ya tamam gel gel. Tamam sana bir şey almayacağım da oğlum. Ay ah, doktor ah doktor. Nasıl beşerdin? Bana bir anlatsana gel gel. Gel bana bir anlat şunu. Detaylı bir şekilde anlat orada gel. Allah'ım ya. Yalanı uydursam. Şuna bak anasını satayım. Ne hale getirmiş arabayı ya. Bak şimdi. Bu burada işte söküp anlatıyorum. Bana... Ha anlatsana bir. Bak. Bak ben şimdi Habur'dan geliyordum. Ha. Sonra bu yolun kenarına çift yapmamışlar. Tamam mı? Çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Hepimizin çoluğu var. Neyse. Gazı aldım buradan bir girdim kurbağa vrak dedi. Ben bu arabanın üstünden uçtum çatıya düştüm. Ya ben iyi kötü düştüm kurtuldum ama çoluğumuz var çocuğun orasını bilmem. Lan tamam da Allah'ını seversen kaçla girdin bu araba bu hale nasıl geldi sen oraya nasıl sektin? Kaçla geldin kaçla girdin içeri ya? Ya hız testi yapıyordum. La manyak yolun sonuna varmışsın durmadın mı? Bu kapıdaki elektrik direğini de galiba söktüm giderken. Elektrikler yoksa eğer bir süre şey yaparsınız. Enerji sağ mıydı neydi ona söylersiniz. O size enerji sağlar. Doktor benim sillerimi bozuyorsun. Yemin ederim sillerimi bozuyorsun. Ya araba çok ama bir şey yok. Sana bak. Şöyle yapalım mı? Bak bir şey değil mi bak sağlam arabaymış ama bak duman çıkıyor. Daha ne olsun? Ama mesela bak dur bakayım çalışır mı bak. Ay bunun arka bagajı da yok. Bak. Arka bagajına ne olmuş bak, bunun? Bak gidiyor araba ya. Araba gidiyor. Birazcık tekliyor olsun. Yine iyi var bak. Yüreğinde sıkıntı yok herhalde. Hallederler bunu ya. Yüreğinde sıkıntı yok. Şase düzgün. Şase aynı. Ya, şase ortada zaten. Şaseyi görüyoruz zaten. Tektiler abi de adamlar 10 ton sövdü ya. Niye lan? Arabayı çekerken. Bu arabanın hali ne dedi? Adam önüne bağlayacak yer bulamadı, ip bağlayacak. Doktoru göstersen şaşırmazlar da aslında ya. Ya abi sağlam araba bir şey dur, yok ya. Elif abla nerede? Elif ablayı unuttuk biz. Araba yok. Abi araba yok. Ha, harbiden. Ona da mı vurdum lan ben yoksa? Tamam, Elif'i ben öldürdüm. Elif'i ben mi? Elif'i ben öldürdüm galiba. Elif ablan... Aşağı bak, aşağı bir dakika. Bak. Hayır, hayır ben abi, hayır. Vurdum, o da gitti. Ha yok ya. Dur ben bir Elif ablayı arıyorum telefondan. Kadını ışınlanmışım. Ya doktor az da çarpacağım şimdi bir dur artık ya. Hala çıkamamış. Kadın ışınlanmışım diyor ya. Doktor. Oğlum lan ne etkisinden çıkamayacağım her zamanki hali. Alo. Şokta ya. Alo. Abla neredesin sen? Allah Allah. Ablacım Ejder abinin dükkanına geldim ben. Niye lan? Çok sakin konuşuyor. Sebahati birazcık gergin de onu sakinleştirmeye çalışıyorum şu anda. Allah gelseniz Allah. İyi olabilir. İyi tamam geliyoruz hadi biz. Hadi çok. Şey tamam hadi öptüm ablam bay bay. Kafanı tut. Bak kayropraktik eğitimi aldım ben. Bak şimdi hazır mısın? Tamam. Bizim dükkandaymış lan. 2, 3. Nasıl kart? Oh. Bak. Nasıl? Oha. Yap bak bir daha. Bir daha. 1, 2, 3. Nasıl? Bir rahatlama geldi ama değil mi? Hadi gidelim gelin. Kafam dönmeye başladı. Hadi Allah. Yaptırma manyaksın doktora nasıl ama. Güveniyorsun? Boynunu kıracak çat diye gideceğim bayılacağım burada ya. Harbiden abi. Aramızda kim tıp mezunu? Ben değilim. Hadi işte atla benim arabaya. Ben tıpla ilgili bildiğim tek şey şey işte okulda 1-2-3 tıp oynardık. Geç otur saçmalama. Şuraya. Saçmalama. Bu kaç Ares? Aa Haydar gel lan gel. Kullan sen kullan. Alışkanlık olmuş. Abi sen bin. Gel sen kullan. Sıkıntı gel. Yok. Ben bineyim mi? Gel. Bana öyle mi? Ya bir yürü git doktor ya. Hala ben süreyim mi diyor ya. Bu arabayı hallederiz neyse ya. Bir gidelim Sebati'ye bakalım. Sebati iyi hissetmiyor muymuş neymiş ya, bir şeyler dedi. Ustası çok zaten parçası da bol. Ucuz hallederiz onu ya. Allah Allah. Nereden biliyorsun doktor sen? 11 kere tamir gördü bir şey olmaz. Benim araba. Yo benim araba. La senin arabayı demiyorum benim arabayı diyorum. Senin arabadan bana ne arkadaşım sen orada suçlu araba oraya mı park edilir? Ben kendi arabam için söylüyorum. Ya Allah'ım yarabbim. Kaskonuz var mı? Doktor Allah bak bir şey diyeyim mi? Benim başıma bir şey gelirse bir çatışmaya girersek vurursam falan. Ne olur bana sen bakma tamam mı?
Yazıklar olsun. Ama bana sen bakma ya. Haydar beni hastaneye götürün ya. Yedir işte tutuklanalım anasını satayım olaydan sonra. Beni hastaneye götürün, buna vermeyin kimin ya. Kimin sayesinde, kimi zamanında çektiniz? Lütfen gel, lütfen gel. Abi lütfen. Ya abi, bu kadar değildin ama sen ya. Ayaklarımı öpeyim. Diyen kimdi? Ya da şey de olabilir lan. Allah galiba senden komple almış her şeyi, bütün her şeyi doktorluğuna vermiş sadece o zaman. Evet, o öyle bence. Büyük ihtimal öyle, tamam. Az önce çok iyi kütletti kafamı abi. Harbi mi? Tabii. Bir şey diyeceğim doktor. Benim de şurada şöyle bir kulunç var. Böyle yürürken sol kolum falan böyle bir batma oluyor. Kanser. Ne diyorsun ya? Kanser. Harbi mi diyor? Yalan söylüyor. Dolandırıcı bu. İnternetten baktım şimdi, kanser diyor. Ya internetten baktım diyor. Ben sana nasıl güveneceğim ben vurulduktan sonra ya? Ama her şeye de böyle tanım koyamam ki. Siz mesela 7-24 çalışıyor musunuz? Çalışmıyorsunuz. Ben de 7-24 çalışmıyorum yani. Hastaneye gittikten sonra mı gerçekten bunu doğrusunu söyleyebilirsin? Evet. Hastane yok. Lan sen ya bizim yanımızda çalışıyorsun ya artık. Verdi. Anasını sattı ortalığın zaten. Doktorluğum iyiydi yani. O konuda hiç şeyim yok. Hani mütevazı mı diyorum? Mütelazım yok. Lan biraz önce... değilim o konuda hiç. Lan internetten baktım kansersin diyordun ya. E tamam da ben şu an çalışmıyorum ki, ben şu an size farazi şekilde söylüyorum ya. Şöyle. Sebo sakin ol ya. Sebo ne vardı elinde hoş senin? Hoş ver gitsin. Ha? Hoş geldin. Bununla uğraşıyordum ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Senin elinde ne vardı oğlum? Hiçbir şey. Doktor. Ha. Elif abla ne oluyor? Ökçülük yapar, o balgam yapar. Kendisi anlatsın Sebahati ama. Ne oldu oğlum? Sebahati vallahi hiç kafaya takma ya. Hiç gereksiz önemli şeyler değil. Moralim çok bozuk ya. Ne oldu lan? Sonra anlatırım ya, hiç havamda değilim gerçekten. Kızla biraz bozuştuk. Kızla biraz bozuştunuz mu? Evet biraz kötü. Ne maalesef oldu? Ayrıldı. Sevgili değildiniz ki zaten. Evet değildik. Başlamadan odayı, mı ayrıldı? Odadan ayrılmış. Gibi gibi yani, yataktan ayrıldı diyelim. Doktor. Nasıl yani ya? Evet durum o kadar kötü. Şey sorunu varsa demek. Görünce mi yoksa? Yok, onu görünce değil yani. Ben konuşunca daha doğrusu. Oğlum yatağa kadar konuşmadın mı siz? Nasıl anlaştınız? Yo Elif abla ne diyorsun? Sebahati gördüğünden bahsediyoruz. Nasıl lan, sesini duyunca mı? Evet. Oğlum manyak mısın? Demek ki sana göre birisi değilmiş lan. Evet. Ya boş ver ya, takma ha, kafana. Ya da sen onu bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Ya doktor sen ne diyorsun oradan ya? Şimdi mantıken Sebahati'ye göre değil de kadına mantığa göre Sebahati değilmiş. Aslında daha doğru değil mi? Boş konuşuyor tamam. Ya abi. Sus harbiden ya. Tamam lan Sebo boş ver oğlum, sana göre bir değilmiş. O kaybetti, boş ver. Aynen öyle. Oğlum o senin füze atışını evet. Bir gördü mü daha önce, hiç görmüş of, mü? Of. Hiç görmemiş. Görmemiştir ki, nereden görmüş? Nereden görsün oğlum, nereden bilecek? Ejder abi ne yaptı, içeride mi? İçeride. O niye dışarıda değil? Bilmiyorum, içeride işler yapıyordu. Oğlum üzme kendini, o nasıl yürüyor işte bu? Ejder abi? Sebo neredesin? Sana yeni kızı bulacağız oğlum, söz. 25, i̇nşallah. 4, en güzelini. Ondan onu iyi kar ettik ha. Ne oldu lan? Ne yaptın abi? Oğlum iyiyim valla, sen nasılsın? Hoş geldiniz. İyi bende. Hayırdır, bir keyfin yerinde? Valla bir şey diyeyim mi? Bir alınmazlar değil mi? Sen bir özel konuşabilir miyiz? Tabii abi tabii. Konuşuyor. Gel. Ne oldu ya? Gel. Allah Allah, hayırdır inşallah. Camdan gitmesin, onlara sürpriz olsun, gel bir şey diyeceğim. Aa güzel bir şey oldu o zaman. Ne oldu lan? Abi söyle artık, valla merak ettim. Heh. Oğlum var ya, ne var ne yok sattım lan, her şeyi sattım. Ne diyorsun ya? Silahların bütün, hepsini. Hepsini sattım bak, şu prototip var ya. He. Ona baktılar böyle, onu da beğendiler. Bunlardan 700 tane miydi? Neyse sayısını bile unuttum. Adam dedi ki ne varsa verin. Ne diyorsun hepsini ya? Hepsini sattım. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? He. Adam böyle garip bir adamdı. Sana da benziyordu biliyor musun bak. Senin nasıl gibi böyle şu. Sen bir ara böyle mont falan giyiyordun ya böyle. Alabile bir şeyler giyiyordun ya. He. Onun gibi giyindi geldi. Senin sakal bırakmış halin gibiydi böyle. Garip bebeydi böyle. Gençten de bir arkadaş. Aldılar gittiler, yüklediler anında. Parayı da nakit gönderdiler. Tam adı neydi? Adını hiç sormadım ki vallahi. Bir şey şirketiydi de. Bir şey şirketiydi. Neydi adı? Şeyden, faturadan bakarsın sonra. Abi Feyzullah olabilir mi adı? Vallahi adını sormadım. Ben var ya öyle heyecanlandım ki oğlum. Elim varım yok sattım lan. Az daha var ya, Merso'yu da veriyordum ha. Tamam. İyi ya, güzel olmuş abi, sevindim.
Tamam şey bizimkilere niye söylemedin? Sürpriz olsun diye. Tamam şey İlk ya. Sana diyeyim de. Ha iyi iyi süper valla çok sevindim güzel olmuş. İyi ne kadar para yaptın? Valla bakmadım hesapta. Öylece yatırdım. ATM'ye var ya bir yatırışım var. Bir gör. Arkam var ya ekmek kuyruğuna döndü. Bitmiyor para. Yatır yatır bitmiyor. İyi güzel güzel sevindim. Süper. Arkadaşlar battık da onun haberini vermek. Ne? Ne? Battık mı? Haber vereyim dedim. Ya nasıl yok yani? Ya. Deli gibi satış yapmış onu söylüyor. Gerçekten mi? Aynen. Öyle ay. Değil. Hadi, hadi hayırlı olsun aydın. Abi ya. Ne istiyorsanız alabiliriz. Dastır dastır. Ya şey ya şimdi. Ya ne istiyorsanız sen alabiliriz demişken ya. Ben araya bir şey sıkıştırabilir miyim? Bacım. Ya söyle. Ben arabamı sattım. Ne? Ne? Mini Cooper'ı mı sattım? Dayı sattım. Niye? Dayıdan kalan hiçbir şeyi istemediğime karar verdim ve ne gidip arabamı sattım bugün. Evet. Ne kaça sattın? Ne kadara sattın? 700'e sattım. 700 iyi ya. Güzel. Doktor şimdi... ne parçalayacak? Siz doktorun yaptığını biliyorsunuz mu? Ne yaptı? Siz doktorun yaptığını biliyorsunuz mu? Sonra bir tane doktor geldi bana dedi ki sen bunu yapamazsın dedi. Olmaz dedi bu. Tamam mı? Dedim ki ya hadi lan dedim oradan hadi lan dedim. Oturdum yaptım. Doktor sonsuz son hız benim arabaya sen vur. Arabayla hadi. Da çatıya uç. Çatının ucunda duruyordu. Tövbe çatının ucunda duruyordu. Sonra da aşağıya uçtu salak. Peki bunu... Vallahi şans eseri yaşıyor be be. Vallahi peki bunu aranızda yapabilecek ya. Delikanlı var mı? Hadi. Kur'an çarpsın yok. Kur'an çarpsın yok. Bu adam nasıl doktor oldu ya? Vallahi yok. Hanımefendi ya. Doktor olurken araba sür demiyorlar. Tamam neyse yani. Neyse durun ben size daha önemli bir şey söyleyeceğim. Ama satarken diyorlar doktordan temiz araba diye. Doktordan temiz olduğunu söylüyorlar. Ya tamam durun bir durun. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi ben size. Hamilesin. Şimdi Ejder abi sen... Doktor yemin ederim sillerimi bozuyorsun ha. Biz vurayım bunu almakla acaba hata mı ettik yanımıza ya? Çok agresif. Vuralım gitsin. Alsanıza şunu arkaya. Haydar alsanıza şunu arkaya. Gel sen. Arkadaşlar gel, kendinize gel, çok gel. İyi bakın. Gel gel. Dur, lan tamam tamam dur manyak tamam sen de bizdensin artık lan şaka yapıyorsun geç şuraya. Tamam bir dinle artık. Bir sopa çekeydik ya. Şimdi Ejder abi biraz önce güzel haber verdi de böyle sevincini şeyde kusağına bırakmak istemedim de. Ne oldu lan? He. Ya. Haydar. Evet abi. Ejder abi dedi ki. Silahları alan kişi dedi. Oğlum boğazım garip oldu. Sana benziyordu dedi. Aynıydı lan. Nasıl dedi. Ya? Ve ne dedi biliyor musun? Hayır 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 hayır. Senin sakallı halin gibiydi dedi. Hayır ya. Aydar bir ara Fehmi böyle mont falan giyiyordu ya. Renkli renkli. Abi. Deme vallaha deme. Ejder abi böyle nargileci gibi bir tipi var mıydı? Vardı. Gözlüklüydü bir de. Güneş konuşması nasıldı ama. Abi? Konuşması da... Ağzını altı... böyle yaya yaya mı konuşuyordu? Yaya yaya böyle. Ankaralı gibi. Şive var mıydı? Adana ağzı gibi daha çok. Ankaralı, Allah'ım. Ankaralı gibi. Ankaralı Allah'ım gibi, Adanalı da gibi. Of. Abi ben bir böyle geliyorum. Ben, bak ne yaptım biliyor musun? Dedim ki genç herhalde dedim bunlar hevesli. Ejder abi kim o biliyor musun? Kim? Feyzullah abim. Deme lan. Öz mü? Oğlum, üvey. Kendi, fark ediyor mu? Kendi ellerimle onların mermi silah mı? Nasıl? Bir dakika. Abi yok sen nereden bileceksin de. Ya onlar zaten seni bilmeyerek büyük ihtimal almışlardır. Yani emin misin? Tanıştığımızı bilmeyerek almışlardır da. Ama o mu ki ya? Bak öyle bir tarif ettin ki. Ama o çok yani. Samimi tarif ettiğin kişi o yani. Şey mi peki? Beni biliyorlar da mı samimi girdiler? Çünkü kardeş, abim falan diye böyle. Bilmiyorum ki seni bilmezler yani. Tanımıyorlar, gerçi etmiyorlar. Gerçi Ankara ağzı yaptılar biraz. Bilmiyorum. Sebo mu arkadaş sandım hatta. O kadar genç duruyordu ki. Of. Tamam. Neyse bir yandan güzel haber bu arada. Gelmiş olması gayet güzel haber. Çünkü ondan alacağımız bir intikam var. Ama o mu ki ya? Haydar nereye vallahi... gitti? O bir sor. Haydar. Abi. Oğlum. Şeye bizim arkadaş var bir tane de siberde ona sordurdum giriş çıkış var mı ülkeye bu isimde diye. Bekliyorum aynen. Şimdi haber verecek. Aynen. Şeye baksanıza faturada ismi tamam yazmıyor mu? Şirket ne olarak almışlar. Ne şirketiydi abi şirket? Neydi lan? Şirket ismi Bocası. Lazım abi bana. Hilal Trans. Değil ya. Bir şey, güvenlik de ama bir şey gibi. Güvenlik mi? Özel böyle askeriye bilmem bir şey anlattı da. Sebo tamam bak oğlum. Faturadan ya. Faturadan yazmıyor. Abi bir baksana ona ya. Faturaya bak. İşimiz çok kolaylaşır. Var dur bekle. Tamam faturadan bir bak da şirket ismi söyle nereden ya. Nereden çıkarıyorsun ya?
Ne yakışıklılar güvenlik şirketi. Nasıl yakışıklılar? Abi? Lan yakışık. TikTokçu değil miydi o? Yakışıklı, yakışıklı. Sebo izliyordun ya, onlar mıydı la? Yok, onlar değildi gibi ya. Değil miydi? Yani yok. Değil şey diyeceğim, ya hepimize, Sebo bana bak şöyle bir. Takmasınlar. Sebo bakayım. Bana bak şöyle bir. Sence o gelen kişi böyle benim abimmiş gibi tipi var mıydı? Yani benziyor gibi. Telefon çalıyor. Oğlum bak şu şeyleri çok benziyor. Allah elmacık Allah. Kemikleri, çıkıntıları evet, var ya. Evet evet evet. Çene falan. Ya öyle bir düşündüm ben. Lan dedim Fehmi'ye ne kadar benziyor dedim içinde. Kafası Sebo senle hiç dalga yani. Geçti mi? Sesinle falan dalga geçti mi hiç? Geçti. Kesin biraz. Feyzullah. Kesin Feyzullah. Yani hatta bilimsel olarak bir parladı bir ara. Bir ara bu parladı. Dedim dur oğlum. Buna ekmek teklesi lan. Ne yaptı mesela parladı? Abi. Sıçtı. Heh. 1,5 ay önce giriş yapmış şehre. Haydi. Feyzullah mı? Evet. Hayır sen şu an neyi adını soyadını mı sorgulattın? Evet adını sorgulattım. Giriş çıkış var mı yakın zamanda diye. Dur, hala aynı numarayı kullanıyor mudur bu? Arıyorum denesene bir aramayı. Numarası yok. İmkansız. Ayrıca değiştirmiştir. Yeni telefon şey yaptık ya. Telefonu bile alamamıştır. Ne olacak şimdi? Of siz bu Feyzullah olayını biliyorsunuz mu? Doktor sen bilmiyorsun herhalde. Ayıf abi sen biliyor muydun? Ya ilk başlarda biraz bahsetmiştiniz ama tam anlamıyla hatırlamıyorum detaylarıyla. Ya biz dayı ile beraber gayet her bütün halimiz vaktimiz her şeyimiz yerindeydi. Bayağı balıkçılık şirketlerimiz vesaire vardı. Özellikle dayının şu Maze Bank var ya uzun bina merkezde. O evet. Bile dayınındı. Öyle zengindi. Hmm. Sonra neyse bu Feyzullah şerefsizi geldi işte. Haydar sağ olsun. Öz abimi buldu yıllar sonra. Çocukken ben en son görmüştüm onu. Of sonra neyse karşılaştık işte. Yanıma aldım onu. Bir dakika Feyzullah senin gerçekten öz abin mi? Evet. Tamam ben üvey abin gibi sanmıştım hayır, da. Hayır öz abim ya. Maalesef öz abim. Sonra neyse işte biz bununla karşılaştık. Yanımıza aldık. Nargile kafe açtım ben ona. Bayağı arabalar verdik, iş verdik. Yani yanımızda gayet hali vakti olan birine dönüştü. Sonra sen git. Bizim vekaletimiz vardı işte bu Nargile kafe ile alakalı. Sen git dayının, benim, her şeyimizi kendi üzerine yap. Sonra da kaç git. Hiçbir şeyimiz. Bak bir gün uyandık. Polisler bastı evimizi. Evi boşalttılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı sonra. Evi de aldılar. Haydar baş Türkiye'ye şerefsiz. Döndü vesaire sonra geri geldi. Alo. Bir ton olaylar. Efendim. Sonra işte döndü diyor. Neyse dayıyla birbirimize söz verdik. Alınacak bir intikamımız vardı Feyzullah'a. Madem geri döndü o zaman aksiyon tekrardan ben bir gidip başlasın. Geleyim mi? Nereye gideceksin? İstiyorsan abi bir sordurayım. Bu şirket ne ayakmış diye. Ne aynen, zaman kurulmuş? O, evet evet sen o şirkete falan bir baktır bu arada. Ne zaman kurulmuş, neciymiş, kimler var oğlum. Yanında... İstiyorsan direkt ortak kendim gidip bakayım mı? Şimdi. Birine bırakmayayım bu işi. Ayrıntılı iş. Tamam bakıyorsan bak bak. Hadi. Bak tamam. Müsait değilim ben seni ararım hadi. Ne oldu abi kimmiş o ya? Ya bizim bir şey ya. Muhasebeci. Ha iyi bakalım. Öf, şu Haydar bir öğrensin de ona göre bir şeyler yapmamız lazım. Eğer bu silahlanıyorsa da yani bana karşı savunma olarak büyük ihtimal şey yapıyordur. Silahlanıyordur. Buralara tekrardan geri döndüyse aklında vardır bir şeyler. Ben boş kalacağını düşünmüyorum. Abi sen ne dedin? 700 tane mi aldı dedin? Vallahi daha ne? Diyorum ya dedi ki ben dedi devamlı almak isterim. Bir bakarız bir tutukluk mutukluk var mı dedi. Ben dedim ya yok o abi. Salak bilmez ya. O salak kullanmayı falan bilmez silah ya. Biraz hava yaptı sonradan mı para gördü dedim hatta Sebu dayı şahit. Ya tabii canım ne o parayla ne ilişkisi evet. Olur onun? Varı yok komple bizim paramız ya. Bunlar dedim oğlum bir yerden ya dedim piyango vurdu bunlara ya bir şey oldu. Ya da gömü buldular onu koruyacaklar. Yani ya bu kadar... abi bak hadi benim neyse de tamam bizim de durumumuz iyiydi de. Dayı öyle böyle değil. Bak bu Los Santos'un yarısı dayınındı. O duydum, derece. Duydum duydum. Duydum ben duydum. Bak o derece. Ve şu anda hepsi Feyzullah'ın öyle düşün. Büyük ihtimal bana karşı elini güçlendiriyor. Buraya geldiyse eğer benimle karşılaşmayı göze almıştır. Hayır şey de çok kötü ki abi. Ben şu an intikam almak istiyorum mesela tamam mı? Onun varını yoğunu tekrardan almak istiyorum. Ama ne yapacağım ben gideceğim adama silah mı sıkacağım ya? Öz abim ya bir yerde baktığın zaman. Yani. Vallahi yok, olunmazsa mecbur cel bulunacak. Yok ya ben şu an artık bence şey psikolojisinden çıkmam lazım. Öz abim falan değil. Zaten yıllar sonra ben karşılaşmışım. En son çocukken hatırlıyordum onu. Yıllar sonra karşılaştım ve karşılaştığımda da bana yaptığı şey belli. Böyle öz abi mi olur?
Aynen öyle. Olmaz. Böyle öz abi olmaz. Onu değil mi lan Sebo? Onu bir kere böyle götten lap lap lap. Ya oğlum Sebo. Bir şey diyeyim mi? Senin bir füzen var ha sanki. Var var, ona var. Attırmamız elleri lazım. Elleri kaşınıyorsun zaten bir ara. Elleri bayağı kaşınıyorsun. Avuçların terlemeye başladı bak geri. O zaman Sebo sen füzeye falan bir alış artık. Çünkü yakında iyi şeyler kokusu almıyorum ya. Bir kokular şey canım, alıyorum ama. Bir iki silah da getirin de bari biz de şey yapalım. Ben silahımla bir şey taşıyalım. Osurdun mu lan doktor? Oğlum sen önceki çatışmalarda hiç yoktun değil mi ya? Valla Elif Hanım buradan gitti. Kaçarak gitti. Büyük ihtimalle o osurdu. Kadın diye de osmayacağını düşünüyor herhalde. Ha geldi, sus. Duyar buyar. Hadi gider. Benim adım mı geçti burada? Fıs fıs yok, kayıkçı. Yok. Ya oğlum şu ciddi bir konu var anasını. Bütün keyfim kaçmış. Hala espri peşinde. Peki hala bir şey diyeceğim. Peşinde. Benim nişancılığımı güçlendirmemiz gerekiyor o zaman. Abla dur daha, ne olacak ne bitecek bilmiyoruz ki ya. Ya belki pişmandır, konuşarak anlaşırız. Belli olmaz. İzine de silahlanalım bak, sonra sıkar. Ben birinizi daha yaşatamam ya. Bir konuşarak anlaşsak belki ya. Ne bu arada, bileyim bir şey aynen. Der belki. Bir abi, yani ben senin abinim sonuçta, pişman oldum falan der belki. Bir şey diyeyim mi? Demez. Olmayacak. Nereye değiyor? 700 tane silah aldı diyor ona abi ya. O olmayacak bir şey de, biz emanetsiz dolaşmayalım. Ya emanetsiz zaten dolaşmıyoruz abi. Bende yok. Zaten dolaşmıyoruz. Bana da versene bir tane. Ya doktor manyak mısın? Sen de araba kullanamayan adamsın ya. Lan telefonu tamam. Ya o elle ayak koordinasyonu. Ne ben oluyor elle lan? Göz koordinasyonundayım. Telefon, benim telefon bozulmuş herhalde. Bir çaldı ama. Allah Allah. Neyse. E yine çalıyor. Alo. Alo abi. Oğlum görüntün yok lan. Görmüyor musun beni? Yok oğlum, bu telefonda bir sıkıntı var. Dur normalden arayayım, dur. Normalden ara, normalden. Görüntülü arıyor bir de manyak. Efendim. Abi bu şirket isim değiştirmiş 1,5 hafta önce. Dimitri Holding'miş eski ismi. Dimitri Holding'den güvenlik şirketine aynen mi değiştirmişler? Aynen. Holding'miş normal. Emlak işleriyle uğraşılıyormuş. İki ortaklar. Biri yabancı bir isim. Böyle bir ofis adresleri. Allah Allah. Diğer şeyi var mı? Peki Feyzullah bizim Feyzullah değil mi? Buna eminsin. Eminim. Peki yok mu böyle bir ofislerinin şirketi, mirketi, abi bir şeyden rastgele bir adres yazmışlar galiba. Adresi yazdığımızda çıkmıyor adres kayıtlı bu olarak. Verdiğin faturadaki adresi sorgulasın. Bir orada var mı? He söyle abi. Söyle abi. Switch site. Switch site. Switch site bakıyorum mi? Bakıyorum abi bir dakika. Switch site diye geçiyor. Bizim şeyin oraya. Şu lokmacıların oraya. Gurbetçi lokmacılar verdi ya. Tamam bak bakayım Aydar. Yok abi kayıtlı değil orası. Allah, o zaman her yere rastgele adres veriyorum. Ev orası ben. Ev aynen ev orası. Tamam her yere rastgele adres veriyorum. Ama bana dediler ki zaten biz taşıyacağız dediler. Mekan bura dediler, olur da bir taşıyamazsın. Ya bunlar acaba böyle buradan ucuza, sen uygun vermişsindir abi kesin bunlara. Bizde zaten şeyden kalma ya bunlar. Haydar dur kapatıyorum. Tamam abi. Tamam sen gelin o zaman. Okey. Tamam. Zaten bunlar bir şey değil mi? Toplu alınca uyguna geldi tabii. O zaman bunlar acaba gidip satmayı falan mı düşünüyor? O yüzden mi bu kadar aldılar ki acaba? Arkadaşlar biz silahlanalım. Adam 700 tane ya zaten almış. Silahlıyız. Doktor sen değilsin bir tek. Sana da silah falan yok. Manyak mısın sen? Daha araba kullanmayı bilmiyorsun. Silah bize sıkarsın yemin ediyorum. Bak yarın gibi bir şey olur. Sonra bana dersiniz. Doktor sık. Doktor. Peki bir şey diyeceğim. Şunu evet. Taşıyabilir misin mesela? Bırak. Bak. Bırak. Doktor yapma, güvenmiyorum ben sana. Bana bir şimdi, tane şey versene. Bunların bize temasını mı bekleyeceğiz? Biz ne yapacağız? Abi bunun adresini bulmamız lazım. Biz bunları bekleyemeyiz, öyle bir şey yok. Benim bak bulması gereken kişi benim. Feyzullah'ı benim bulmam lazım. Bizim bunu bulmamız lazım. Bir şekilde bulacağız bu Feyzullah'ı. Numarası yok mu ya? Sen bunları arasan desen ki çok uygundan şöyle bırakacağım sana falan. Arayayım mı be? Numarası arayayım var mı? Var arayayım bir dur. Ya abi söylesene, yarım saattir burada adamları arıyoruz. Aç hoparlörü ver, hoparlörü ver. Sesini de ben tanırım. Hoparlörü ver. Dur bekle dur. Ne oldu abi? Dur oğlum, numarası varmış lan. Ciddi mi? He ara. Kayıtlı numara yoktu üstüne. Böyle kayıtlı bir numara yok diyor. Biz bununla i̇şte görüştük. Öf, tam kapatmıştır o zaman. O bir şey diyeyim mi? Bu senin biliyor o zaman bizim arkadaş olduğumuzu. Yani ne sen yapacağız? Niye yapsın ki? Ya da tamamen bambaşka bir amacı var ya da. Yani numara, yani benimle kontak kurduğu her şeyi kapatması biraz kıllandırdı beni. İşte ya bambaşka bir amacı var ya da senin benimle arkadaş olduğunu biliyor. Lan tufaya mı düştük ya? Haydar, oğlum
Bütün evet. arkadaşlarına, bütün emniyete, herkese haber ver. Çevirmelerde orada, burada falan. Bunu buldukları an alsınlar, tamam mı? Gerekirse tamam. sahte ihbar oluştur. Bir gerekirse sahte hemen. İhbar oluştur. Bunu gözaltına mı alıyorlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Biz bunu bulacağız. Bu Feyzullah bizim bulmamız lazım. İntikam bizim intikamımız. Bu yavşak parayı eziyordur. Geziyordur büyük ihtimal. Abi şirket almış baksana ya direkt. Ya oğlum zaten milyon tane şirket vardı ki üzerine. Ya direkt böyle bir holding alması acayip geldi benim gözüme. O ya biriyle ortaklık kurdu. Büyük hepsini okutmuş olabilir. O da olabilir. Büyük ihtimal bizim şirketlerin hepsini okuttu olabilir. Kendisi geldi saçma sapan bir tane şirket kurdu. Sen haber ver onlara, onlar çözsün bakayım. Neyse iyi ya, yapacak bir şey yok. Elif abla. Efendim ablacığım. Sen 700'e sattın değil mi? 700 duruyor mu senin üstünde hala? Vallahi duruyor. Hadi hadi hadi. Ne hadi? Yeni araba alalım. Ya ben onu diyecektim de sen ne hadi 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 dedin. Ne istiyorsun? Zaten Dodge Challenger istiyorum tabii ki. Ama ona yetmez 700 bin. Yeter ya, nasıl yetmez? 700 bine Dodge Challenger buluyorsan hemen alalım, 10 tane satalım ucuzdan. Ne kadardır ki? Femi. Kamyon ehliyeti bile almış ya. Femi. Bende var, bende var. Abi bende de var ya. Ben Elif ablayla uçuyorum. Evet, tamam. Şerefsiz Feyzullah Yaman diye çıkıyor direkt. Ne kadardır ki Fehmi? Yetmez mi 700? 2 milyon falandır abla. Biz 1300 daha bulman lazım. Gerçekten mi? Aynen. Çok zor. 700'e şey alırız. Golf 7. Golf mu? He. Golf de çok iyi araba. Az yani, yapıyor. Neyse. Biraz daha biriktirip o zaman. Ne ya yapayım? Sana kurban olurum. Şaka yapıyorum. Gel gel hadi alalım şu çeneyi. Yemin et. Tamam ben üstünü tamamlayacağım. 700'ün üstünü tamamlayacağım. Ne kadarsa. Ya öyle de mahcup olurum ama ya. Ya abla çok saçmalama fazla. Sanki biri kubrı sen kendin aldın. Aa. Doğru. Sana yüzüne vuruyor. Ya şaka yapıyorum be. Manyak mısın? Samimiyetimize gönderip şaka yapıyorum. Ejder abi. Efendim. O zaman biz gidiyoruz bir şu arabayı falan alalım. Tamam. Bak senin göz kulağın hep şeyde olsun, tamam mı? Yok ben olsun. Tamam ben ayıktım. Şu anda çok önemli bir konumuz var artık. Tamam. Halletmemiz lazım şu işi. Tamam biz gidiyoruz abi o zaman. Sen şey yaparsın. Dur telefon çalıyor. Ne oldu? Kim arıyor? Oo milletvekili. Buyurun. Milletvekili mi? Ne alaka abi? Oğlum milletvekili ne işi var lan Sebo bunun? Oha. Vallahi bilmiyorum, yeni tanışmış. Allah Allah. Sebo sana da bir araba yapak ha. Yapak ya. Şey bir de şu ferekten bir geceyi ne zaman çalıyoruz? Oğlum senin aklın fikrin orada mı? Manyak mısın çocuğum? Ya Sebo. Ya gitmeyecek bak. Miyiz? Benim challenger'ımı alalım. Sana en felekten geceyi ben ayarlayacağım. Sana of, söz veriyorum. Of of. Hemen tamam. Hemen. Tamam sayın vekilim. Tamam. Yeter ki aleyküm selam. Ali, en kısa zamanda inşallah. Tamam. Ben seni şey yapacağım. Aleyküm götüreceğim selam. O şeyi. Tamam. Vatan millet. Eyvallah. Peki. Rahat ol. Halledeceğiz oğlum, halledeceğiz. Oho. Özür abi sana ne oluyor bu arada ya? Milletvekili falan. Ya bu aralar protokol takılıyız. Allah Allah iyi bakalım evet. İyi takıl takıl iş çözersin evet. Güzel olur. Eyvallah eyvallah. Network i̇yi, genişliyor iyi. Galiba. İyi o zaman hadi Allah'a emanet olun, biz bir gidelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Doktor ne yapıyorsun? Emre abi arabaya bakıyorum. Ya. Abi verme şunu arabayı. Verme şunu arabayı. Abi, anahtar cebimde yok. Verme şunu arabayı. Gel buraya. Gel buraya doktor. İyi hadi bakalım. Heh. Hadi görüşürüz. Dodge Challenger'mış ha. Hadi bakalım. Evet. Abla bir şey diyeyim mi? Baksana hızlı kaçar ha o. La doktor yok, burada yok. Mı kaldı? Doktor gelmiyor mu? Gelmiyor herhalde. Kalsın o zaman. Ama gelmesin kalsın ya. Ya. Abi ben sana bir şey diyeceğim. Çakacağım ağzına buna bir tane sonunda zaten. Rapor oluşturursak sıkıntı çıkabilir. Eğer ne? Hani dedik ki bu kadar parası var, içeride de adamı varsa üstüme gelirler benim. He. O foyamız ortaya çıkar daha çok. Ararlar yani. Oğlum biz bunu nasıl ben, buluruz ama? Bizim bunu bulmamız ben lazım. Ben kendi arkadaşlarıma haber salacağım. He olur. Ben olur. Bir de mesaiye kalayım. İncik cincik edeyim şehri altı üstüne olur. Getireyim. Olur Haydar bulmamız başka lazım. Başka şansımız yok abi çünkü. O yavşağı bulmamız lazım. Ben gece mesaim var zaten. Gece onu mesaiye gidince. Onu bulmamız lazım. Onu bak bir de bulup onu bulduğumuzu belli etmememiz lazım. O iş bende abi. Önce bir araştırmamız lazım. Yok ne yapıyormuş, neciymiş, ne oymuş, ne bitmiş. Böyle bir gözlemlememiz lazım yaptığı şeyleri. Geçen asayişten biriyle tanıştık. Bu bir olay vardı bizim. Ona soracağım ilk. İnşallah tanıdığı falan değildir. Değilse çözeriz işi orada. Ya değildir. Onların bu kimseyi tanımaz oğlum. Bu Türkiye'deydi zaten. Yeni gelmiş baksana. Bu kimseyi tanımıyordur ya. Ne yıl kol olacak bu salan? Abi dediği şirketin. Oğlum bu paranın uzun yarısından çoğunu kaybetmiştir ya. Bu salak ne anlar bir şeylerden ya. Doğru. Ama şey geldiği olmaz, şirket şey biraz köklü bir şirketmiş. Ondan birazcık tereddüt ettim. Ya İsim tamam. Değiştirmesi normal değil. Oğlum almış işte bir tane şirkete ortak olmuştur, parayı basmıştır, ortak olmuştur yani. Para dışında ne yapacak? Bir şey olmaz bundan ya. Kimse tanımaz etmez bu.
Ay geldik mi, geldik mi? Az kaldı, az kaldı. Sen şu arabayı halledek de şu Facebook işine bakarız. Aha, TOG olmuş burası. Oha. Aha Elif abla, sana TOG alalım. Bir dakika, sadece TOG mu var burada yani? Yok evet. Ya vardır herhalde. Vardır ya herhalde. Hayır. Tamam sana TOG alalım ablaya. Hayır, TOG istemiyorum. Elektrikli, elektrikli. TOG arabamız ya. Yerli ve milli. Dünya neydi? Direksiyonla, milli haliydi. Alma yakın TOG. Selamünaleyküm abi. Bu ne ya? TOG'a mı dönüştünüz bunu? Ne yaptınız? Lan TOG yok ki daha iyi. Hiç. Abi selamünaleyküm. Sponsorluk almışlar. Bey mi? TOG satmıyorsunuz hiç. Aha gördük. Reklam gördük, diye bak. Mi? Şey, biz bunu alıyoruz da. La abla dur. Abla kadar, dur bir bakalım dur, bir. Dur. O kadar istekli gözükme bir şeyini falan. Bak bak. Pazarlık falan yap. Belki diğerlerini alacağız diye fiyatı indiririz ya. Yapma gözünü seveyim. Senin araba. Hangisi lan? Bak. Ana. Oğlum benim araba. Ah abla bir şey abi. Diyeceğim. Elif abla. Şu anda ona verecek abi. Paramız yok. Bunu alacağız çünkü. Hayır ne? Ama bu benim eski araba. Bak. Bunu almamız lazım abla. Olmaz. Bu benim eski araba. Bunu almamız lazım. Senin tamam. Arabayı benim maaşı alınca alırız. Onu da alalım, onu da alalım. E nasıl alacağız o kadar ikisinde? Paramız yetmez ki. O zaman sadece bunu alalım. Ya tamam şaka yapıyorum ya. Ben bu arabayı alıp ne yapacağım zaten şimdi. Ya abi şu Challenger ne kadar ya? Ha şu yeşil olan ya. Kaç tane Challenger var burada? Bir tane var zaten. Harbiden abi sen de öldürüyorsun. 3,5 lira. 3,5. Ne kadar? 3,5 lira. 3,5. Abla ne 3,5? Sen... Adam 2,5 diyor. Sen 3,5 diyorsun abla. Abla sen çıksana dışarı. Ben alacağım bu arabayı. Abla dur bir sen dur. Ben arabayı alacağım. Söz sana. Tamam. Kapının önünde bekle. La abi 2,5 diyorsun. Bu arabaların piyasası. Bir şey diyeceğim 2,5 çok diyorsun abi. Abi çok diyorsun sen. İndirmen aynen, lazım bunu. Bak, vallahi çıkarız alacağız gideriz. Alacağız zaten bak alacağız gideceğiz şu anda bak. Şu anda 5 araban kalmış abi. Ne anlatıyor? Ağlam da gidemem işte ya. 2 de çok diyorsun ya. Ya yap bir şeyler gözünü seveyim. Bak şu anda alacağız gideceğiz. Sen zaten şu anda bak bizim hevesli olduğumuzu gördün ondan 2,5 diyorsun. Benim bilmiyorum zannetme biz de uğraştık bu araba işleri biz de yaptık. Aynen öyle nakit vereceğiz cash çantayla. Tamam hadi tamam. Gel 1.800 anlaşak gel. Ver elini. 1.800 anlaşak. Tamam lan tamam. 1.900 tamam. Ortası olsun 1.900 olsun. O zaman bir dakika şimdi. Bir dakika geliyorum ben be. Ver 700 bini ver. Yok. Dur bir dakika. 600 bini ver. 600 bini ver. 600 bini ver. Eyvallah dur. Sen bekle burada. Gelmeyeyim mi? Tamam. Dur orada dur. Tamamdır abi. Eyvallah abi. 50 bin tamam. De yol parası. Ne yaptın? Yol parası 50 bin de. İndirdim. Lan oğlum tamam. Abicim ben sana şöyle. O zaman 1.850 veriyorum. Buyursunlar efendim buyursunlar. 1.850'yi verdim. Hadi. Şimdi Haydar şöyle yapıyoruz. Ya 600 bin aldım şeyden. Elif abladan. Diyeceğiz ki arabayı 600 bine düşürdük. Tamam mı? Tamam, kendi saldı okay. Zannetsin tamamen. Tamam okey. Duydun mu lan sen de pot kırma. Ama dur ilk başta şöyle bir şaka yapıyoruz. Şu arkadaki siyah BMW var ya. Evet. Lan anahtarını ver. 2 dakika şaka yapak. La 2 dakika ya şaka yapacağız. Polisim ya. Şuradan, polisim ver şuradan ya. Şuradan çevireceğiz. Heh tamam eyvallah. Eyvallah. Oğlum polisi her yerde işe yarıyor lan. Vallahi abi. Adamın işi düşer. Bir şey olur geçiyor. Tabii. Aynen öyle. Dur aklı gidecek şimdi Elif abladım bak dur. 600'e sadece bu varmış diyeceğim. Dur geliyorum. Gel yanıma atla lan. Dur. Valla altına düşecek. Gel akıllı gidecek yemin ediyorum. O kadar üzülecek ki eminim. Şuradan direkt dönebiliyorduk değil mi? Şey de sen bana 600 verdin abla ben ne yapayım? Aynen öyle diyeceğim. Sürpriz! Fehmi bu ne? Şey işte abla 600 bine alabileceğimiz en iyi arabayı aldık. Abla 600 bin dedin. Bunu verdi. 600 bini alabileceğimiz en iyi araba. Nasıl? Beğenmedin mi? Yani ablacığım ama benim istediğim bu değildi ki. İyi de 600 bine maksimum bu vardı işte. Abla kayış paket siyah edition ne şuna bak işte. Şuna bak harbi ne biçim ha. Bir gider yolda bak, bu var bak biri ya. Yanlıyor abla biri yanlıyor. Peki durmuyor. Ablacığım o zaman öyle olsun ne yapalım artık. Ay üzüldün mü sen? Üzüldüm biraz ama. Olması gereken buysa yapacak bir şey yok tabii ki. Ay kıyamam ya. Üzülmüş ya. Hadi araban içeride bak yeşil olan. Gerçekten mi? Aynen bir şaka yok. Bu da şaka değil mi?
Lan yok, bu da niye şaka olsun? Bir iki tane mi şaka yapalım peş peşe? Al al anahtarı al al. Lan. Lan dur anahtarı al anahtarı. Heh tamam. Sür bakayım şu arkadan doğru çıkacaksın. Oy sese bak ha. Lan dur yavaş. Tamam dolaş dolaş bizim arabanın oraya gel. Allah'ım yarabbim ya. Gel gel ha gel gel buraya gel gel. Aç camını aç camını. Nasıl? Çok iyi ya. O kadar İstediğin güzel bir hissiyatı var ki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gazlayacağım. Daha güzel bir haberim var sana. Ney? 600 bine düşürdük arabayı. 600 bin aldık. 600 bine mi aldınız? Sen gerçekten üç, mi? 3,5 3,5 diyordun. 600 bin aldık arabayı. Ne ekleyeceksiniz sanmıştım. Ay çok sevindim hem benim paramla alınmasına. Ya şey olsaydı yani hediye arabanı sattığım için. Ya ta o araba senindi sonuçta para, senin paran. Ya. O araba senindi evet. Sonuçta. Aynen öyle. Vallahi çok iyi oldu ha. Ay. Ya şey olsaydı eğer işte yetmeseydi 1,5 falan deseydi 1,5'u alacaktık da kendi paramızla ekleyip. Ama 600 bin düşürdük vallahi ya. Gelin bir sarılacağım size. Hadi hayırlı olsun. Tekine taş değmesin. Ay çok teşekkür ederim. Bir ama de... rengi kötü herhalde bunun ya. Ha, onu diyecektim tam. Böyle rengini de yaptırsak olur. İyi mu? Tamam hadi bizi takip et. Bir ayarlattıralım bir yere. Ya da dur ben senin yanına bineyim hadi gel gel. Hadi hadi. Dur Haydar bir çıksın. Oy bir ara gaz ver bir içim bakayım abla. Oy 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 vutu 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 bak 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 hele. Sen nereden biliyorsun böyle Challenger falan hayırdır ya? Ablacım zamanında yarışlara biz de katılıyorduk. Yani. Anladım abla bayağı katılıyormuşsun. Neyse Allah'tan zaten tamir dükkanına geliyorduk. Bir saniye. Heh şöyle gir içeri. Abla dur bir. Ha yapabilirsin. Abla sana bu kadar hızlı araba vermese miydik ya? Yok alışırım. Dur oraya sokma abla. Dur gel geri gel. Bırak heh, burada. Tamam dur böyle dur. Dur. Elif abla bak gel şimdi. Ne renk istiyorsun? Toz pembe istiyorum. Toz pembe mi? Yi bunu da mı? Evet. Bunun bari bir asalet olsun abla ya. Vay, şöyle bir mat ama... siyah falan yapak şunu ya. İyi mat siyah olsun o zaman. Ya tamam sen ne istiyorsan onu yapacağız. Hemen tribe giriyor ya. O zaman mat toz pembe olsun. Anlaştık ikimizin de gönlü olsun. Tamam. Hadi üzerinde de beyaz şeritleri olsun. Ay nasıl? Al sana mat. Çok kötü bu. Mat olsun istiyorum. Mat olsun. Evet. Bir önceki. Bu. Evet. Bu ne lan? Kirlenmiş araba. Şunu evet, bir sen temizlesene Haydar ya şunu. Tamam. Dur bir yandan o temizlesin. Bir de beyaz şeridimiz olsun. Olsun mu? O zaman beklesene. Biz önce şeridini ayarlayalım abla. Tamam. Ondan sonra ona göre renk seçelim. Daha güzel olur. Çift şerit beyaz istiyorum. Çift şerit beyaz. Evet. 2 lira farklı ketçap mayonez olsun evet, mu? Evet. Olsun. Oy güzel oldu ama ha. Var bize. Sen işini biliyorsun ha. Böyle bir de pembe yapmasan aslında. Güzel biliyoruz işte. Bir de pembe yapmasan aslında. Yok ablacım o da imzamız işte yani öyle düşün. Tamam. O zaman bir dakika. Evet birazcık. Ya, bu ne ya? Çok mu kötü ya? Bir şey diyeceğim aslında güzel ha sana yakışır. Bence harbiden. Çok tatlı oldu. Ay. Hadi bakalım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Lan ne biçim oldu. Of daha güzel. Allah'a parladı. Allah bir şey diyeyim mi? Gerçekten. Sen şöyle bir bak bu renk tonlarında bir kombin yapsana kendine. Bence de. Vallahi inanılmaz oldu ha. Lan niye gitmiyor araba? E'ye bas, motoru çalıştır. G'den çalıştır. Ha G'den pardon. He araba bir motorun anahtarı çevirmemiş, araba niye gitmiyor diyor. Ay heyecandan ne yapacağım bilemiyorum ablacığım. İyi abla sen abi, kaç lira istiyorsan o zaman. Vallahi birkaç lira atıp geleyim. Tamam. Hatta direkt eve de geçebilirim, evde buluşabiliriz. Tamam sen gez dolaş hadi evde buluşuruz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Lan oğlum ne mutlu oldu ha. Harbiden ya araba ne hale geldi. Onu söylemeyek ha 600 bin aldık diyebilsin. Okey tamam. Gel otur, sen bin abi ya. Eğer gel hadi ben süreyim. Oğlum o değil de böyle bir içimde bir burukluk da yok değil ha. Dayın hediyesini sattı lan. Ya, o da var da yapacak bir şey yok. Şöyle düşün oğlum, abi hediyesi. Ha? Hediye hala hediye araba oldu ya. Tabii canım aynen öyle. O Challenger alacağını bir şey olsa konuşamadım lan. Challenger alacağını bilseydik mesela Challenger istediğini Challenger alırdı zaten dayı. Aynen öyle. O zaman aynen alırdı öyle. Zaten. Kardeşim bir yol ver ya. Bunlar hep böyle Küz var ya. Küz gibi ya.
Bu taraflarda hep böyle bu insanlar. Harbiden ona söyledim. Öküz gibi sıkıştırıyorlar sürekli burada var ya polis direkt. Haydar Haydar. Şimdi aldık abi, maldık tamam arabalar tamam da bu Feyzullah olayını ne yapacağız? Bizim ikimizin halledeceği işi olsun bence bu ya. Ya şimdi ilk başı zaten yanmasın. Öyle. Oğlum Feyzullah kimi canlı yakabilir lan hayırdır. Ondan doğru. Ya şey olsa neydi o bir şey olsa bir şeyim kadar yakar yer yakar aynen, derlerdi ya. Aynen. Tam olarak onun gibi yani boş ver o yüzden. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Ya şey çok sıkıntı. Şimdi bu Feyzullah'ı bulup ne yapıp ne ettiğini bulmamız lazım. Abi 1-2 gün de bulabilirsek iyi. Eğer bu silahlanma bizim için değilse çok rahatsız. Zannetmiyorum ya. Bu kesin böyle bir satacak, matacak, bir şeyler yapacak, bir ticaret yapacak. 700 tane ne oğlum? 700 taneyi ne yapacak? 700 tane adamım var. Bunlar bile bizi o halimizi gördükten sonra bunlar yani bunlardan zararsızdır. Aynen. Öyle. Bu bizim bir şeyler başardığımızda falan hiçbir şeyden haberi yoktur ki bu salan. Bence de. Abi daha yeni girmiş zaten şehre. Onu bulup o intikamı alacağız.